İkinci videomuzla karşınızdayız. Gelen yorumlar için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine sizlerle olmanın heyecanını duyuyoruz. İkinci bölümümüzde yine büyük bir ustadan bahsedeceğiz tabii ki. İstersen Hakan açıkla kim olduğunu. Yine efsane desek tabii ki tam yerini bulacak bir kelime. Hulusi Kentmen, Yeşilçam sinemasının kilometre taşlarından bir tanesi. O post bıyıklı Tonton amcası, o sevimli dede rollerinde oynayan. Aa, ben de çok severdim o rollerini. Yani gerçekten. Yani, vallahi bak bu hani biz küçüktük gerçi, onları izlerdik. Bu şefkatli baba, hep hayatımızda öyle insanlar olduğunu düşünürdüm ben yani. Gene vardır belki o tarz insanlar ama ben hep sanardım gerçekten büyükler hep öyle insanlar. Hani iyiler bu tarz insanlar gibi. Biraz sonuçta içinde hayalperestlik var ama çok güzeldi yani. Baba hani ne olur kızgın ama bir yandan da böyle hemen affedebilecek, gücü arkanda hissettirecek bir adam. Çok iyiydi ya. Ya duyduğum kadarıyla şimdi Halil, Hulusi Kentmen hakkında söylenen mesela onun eşkali hani tipi hep iyi adam rollerine uygun. Çok otoriter sert bir babayı da oynasa hiç hani o bildiğimiz o sert hani korkunç evet, denilen evet, babalar var. Onlar hiç, tarzı değil. Yok evet, onlardan çok olmadı. Çok farklı bir ekor. Hatta gerçek hayatta da şöyle bir karakteristik bir özellik kazanır. Mesela birine örnek verirken ya o adamın yanında Hulusi Kentmen gibi kalır gibi bir deyime de imzasını atmıştır aslında. Şeydi aslında ama askeri de bir geçmiş var sanırım. Askeri tam evet, olarak nasıl başlıyor bu işler? Hayata nasıl giriş yapıyor? Evet, bir baş çavuş, asubaylık geçmişi var. Nereden heves ediyor ya, ne bileyim. Ya tiyatro geçmişi, hani sanatı seven bir adamın asker olması. Tabii yani çok ters bir şey ama yani, güzel bir şeydi. Yani ikisi de aslında çok zıt mesleler evet, yani. Nasıl böyle bir şey? Şöyle bir şey, rahmetli Hulusi Kentmen abimiz İzmit Körfezi'nde büyümüştü. Onun İzmit Körfezi'nde büyümesi denize olan sevgisini yani açığa çıkartıyor. Yani deniz sevgisi oluşuyor adamda. Denizi ondan sevdi. Denizi, evet, İzmit Körfezi'nde büyümesini hani deniz sevgisinden dolayı işte askerlik besleyine atılıyor. Hatta yani deniz asubayı olarak öyle tamamlıyor rahmetli. 1961 yılına kadar yani aslında 61'de askerlik hayatı bitiyor ama 61 yılına kadar hani komutanlarının, üstlerinin hoşgörüsüyle sanatını yani devam ettiriyor. Şöyle diyeyim sana, ha, halk evlerinde Reşit Baran'ın yönettiği işte bir oyunla keşfediliyor daha doğrusu. Şöyle diyeyim sana, halk evlerine gidiyor. Yani askerlik mesaisi bitince gidiyor halk evlerinde tiyatro izliyor bu adam. Devamlı orada görülüyor, devamlı bir izleyici. Dikkatleri çekiyor. Bir gün bir oyunda bir açık oldu. Yani bir oyuncu eksik. Hmm. Bakıyorlar, o Tonton amca yine orada. Aynen öyle. Yani rica ediyorlar, orada oynuyor orada. Yani benim bildiğim bilgi bu. Yani Ricaminde oynuyor. Yani oynuyor. Devam ediyor, beğeniliyor. Aynen öyle. Bildiğim kadarıyla Burhan Tepsi yani ilk keşfeden de. Evet, halk evlerinde. Yani benim de bildiğim o yani. Yanlış şey, olmaz. İlk filmi Sürtük diye bir film. Şimdi biraz sansürleme gerekir burayı biliyorum ama film sonuçta. İsmi öyle. İsmi öyle. 1942 yani. Muhtemelen de güzel bir film zaten. Başka ne anlatabiliriz? Mesela yani şöyle, sen bu işler vardır, sende illa bir bilgi falan vardır yani ilginç bir şeyler. Onları da dinleyelim. Hafızamda kalan bir şeyi seninle paylaşayım. Film konusuna değinince aklıma geldi şimdi. Senede Bir Gün isimli film. Yani bu ismi mutlaka duymuşsundur illa. Ben Yeşilçam, bilirim, tabii ki. Yani Yeşilçam'da 1946 senesinde çevrilen bu film. Cahide Solku, Suavi Ted'i oynamakta başrollerinde. Hulusi Kentmen o filmde de oynamıştı. Ama aynı film 1965 yılında yine Kartal Tibet'in oynadı. Siyah beyaz. Ben Kartal Tibet'in oynadığını izlemiştim. Evet, evet. Ama benim dediğim 1965, senin dediğin 1971. Orada da yine Kartal Tibet oynadı. 71, 65 ve 1946 yıllarında da Hulusi Kentmen ağabeyimiz o filmlere eşlik etmiş. Üçünde de oynadı yani. Üçünde de oynamıştı. Yani üçünde de emeği vardı. Değerli oyuncular. Ya onun bir sürü filmi var canım. Yani saymakla bitiremeyiz saymakla zaten. Saymakla bitmez. Benim bildiğim şey filmi vardı. Bak aklıma geldi. Ah Nerede Bah Nerede diye bir filmi vardı. Tarık Akan. En sevdiklerimden biri. O
üçü de böyle bir haylaz çocuk falan. Yani. Hatta yani o filmde şöyle bir şey var ha Halil. Yani o tatlı sert, Tonton amcanın tatlı sert dayaklarına da maruz kalıyor işte. Tarık Akan, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Cengiz Nezir, işte üç oyuncu. Birini işte kahvehanede, birini çapkınlık yaparken. Ama bir baba, diğerine... Tarık babaya da şimdi çapkınlık yakışıyor ya. Yakışıyor tabii. Yakışıyor yani. Ya şimdi rahmetli yakışıklı bir adamdı yani. O tam da yani o rollerin adamıydı yani. Yani Hulusi babaya nasıl baba rolü gittiyse ona da o roller evet, giderdi. Gerçi tartışmasız. Çok, çok güzel farklı filmleri de var ama. Yani. Evet. Güzel bir rol aldığı Tarık Akan'ın da efsane filmleri tabii var. Tabii canım illaki. Ama Hulusi Baba'dayız bugün. Hulusi Baba'yı yani anlatacağız. Hulusi Baba'yı anlatacağız. Ona da sıra gelecek tabii ki. Baba. Seninle burada mı karşılaşacaktık oğlum? Sonra anlatırım baba. Ne anlatacaksın be? Derslerini bırakıp siyaset peşinde koştuğunu mu, karakollara düştüğünü mü? Haylaz serseri köpek! Memleketin idaresi size mi kalmış ulan? Babacım ben... Çal! Komiser bey, iyice bir dövdünüz mü bunu? Hayır efendim, bizde dayak yoktur. Bende vardır. Al sana eylem, al sana siyaset, al sana propaganda, al sana boykot, al sana... Sakin olun biraz, sakin olun. Affedersiniz, özür dilerim. Kardeşlerin nerede? Bilmiyorum. Kardeşlerin nerede dedim? Bilmiyorum baba. Söyle, alırım ayağımın altına yoksa. Çek elini ve şansımı kaçırma. Çek elini dedik be. Oo, sen çok olmaya başladın ama çek elini be. Baba! Eşşu olacak! Nasıl Bremler? Ne işin var lan senin burada? Ne işin var burada? Ne işin var burada? Söyle! Hop hop! Yavaş ol ihtiyar, buradan çıkarılmaz. Ben babasıyım. Kusura bakma. Yürü lan! Yürü! Eşşu olacak! Ferit nerede? Bilmiyoruz. Ferit nerede dedim? Vallahi bilmiyoruz babacığım. Ulan ikili daha birliğim ettin. Aval aval ne bakıyorsunuz be? Mezardan kaçmadım ama ölümden dönüyorum. Herifin biri kardeşinin yatağında yakaladı beni. Kurşuna diziliyordum az kalsın, zor kaçtım. İyi bok yedin. Ey baba. Sus lan. Baba deme bana. Eşek oğlu eşek. Ne bu ulan? Boyaya çarptı. Boyaya çarptı. Boya ha? Al sana, al sana. Uf. Eşşoğlu eşek seni. Puh. Allah cezanızı versin topunuzun. Fakat babacığım bak... Sen? Üçünüzün de ne mal olduğunu öğrendim. Biz orada oğullarımız okuyor, mekteplerini bitirecekler diye beklerken... ...siz burada zamparalık, kumarbazlık, siyaset peşinde koşun. Bak hergelelere, bak itoğlu itlere. İşte Hulusi Kempe'nin bir de yani çok iyi bir keman çalma şeyi vardı. Hani keman da çalar. Fotoğrafçılıkla da iyi uyanmıştı. O konularda yani, hiç yani benim gözüme çarpan bilgiler arasında bunlar. Ben filmlerini var. Çok seviyordum. Yani o komiser duruşlar falan, o roller çok yakışıyordu. Yani Hulusi Kempe'nin... Yani çocukluğumun kahramanıydı diyeyim sana. O kadar söyledim yani. Kahramandı bu adam benim için. Aynen aynen. Ya onlar zaten hani bizim şey ya, çocukluğumuzun süper kahramanları evet, olmuş yani. Evet, evet. Çocukluk yıllarımızın kahramanlarıydı. Masal kahramanları gibi insanlardı. Gider, ne varsa gider. Dağlarımdan kopar, kopar ağlarlar. Yani Hulusi Kentmen için film dedin değil mi? Şunu da söyleyeyim ya, 45 yıllık bir sanat hayatına yani 500, takriben 500'e yakın bir filmde oynaması. Ve yani 500'e yakın filmde oynaması, hatta 500 diye de biliyorum yanlış olmasın ama şunu da söyleyeyim, gerçekten o civarda bir filmde oynadı. Ve hemen hemen Yeşilçam'da bir arada oynamadı, bir yüz kalmadı. Yani kaç dönem oynadı düşün yani, 42'den ta 88'e kadar, işte 93'e kadar yani bir ömür. Maşallah, dolu dolu yaşamış. Dolu dolu yaşadı, Allah rahmet eylesin.
sinemamıza çok büyük katkılar olmuştur. Örnek bir insan. Ne varsa gider, dalından kopar, kopar. Usta'nın son yıllarından bahsedelim biraz daha. Bahsedelim. 80'li yıllarda tabii bir dizi filmde oynadı. Hani 80'li yılların sonunda da bir filmini gördüm. Rahmetli şöyle söyleyeyim, 1993 yılının 20 Aralık günü hayata gözlerini yumuştur böbrek yetmezliği yüzünden 81 yaşında. Dolu dolu yaşanmış bir 81 yıl kesinlikle. Evet. Hem sanata dair hem... Tabii. Hatta birçok sanatçıya örnek olabilecek bir sanatçıydı, böyle bir kişiydi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok büyük bir kilometre taşı bir çına. Ekol. Ekol. Çin ekol yani. Yani Yeşilçam olsun olmaz. Demin de dediğim gibi hayal kahramanı benim kendisi. Programı kapatalım istersen. Kapatalım. Arkadaşlar ikinci videomuz. İkinci videomuzu izlediğiniz için de teşekkür ederiz şimdiden. Şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi yeni bir kanala geçeceğiz. Yeni bir kanal açtık. Kanalın ismine değinelim. Kanalın ismi Zaman Yolcuları isminde. Yeni bir kanal açtık. Birinci ve ikinci videoyu da oraya atacağız. Ve ikinci videodan sonra çekeceğimiz bütün videoları oraya atmaya başlayacağız. Daha doğrusu Hakan o işleri yapacak. Hatta görüyorsunuzdur. Bunların hepsi Hakan'ın arşivinden çıkıp geldi buraya. Sağ olsun. Emek veriyoruz gördüğünüz gibi. Bu arada yayınlayacağız. Gerçi 23 Nisan'ı geçecektir muhtemelen ama tüm küçüklerin 23 Nisan'ını kutlarız. Küçüklerin ve büyüklerin Egemenlik Bayramı'nı kutlarız. Hepsine selam olsun. Hepsine selam olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle.